Zihnimizin dört ayrı bölgesi vardır. Sol üst, sizin ve başkalarının sizin hakkınızda ne bildiğiyle ilgili. Sağ üst, sizin kendi hakkınızda bildiğiniz ve başka kimsenin bilmediği şeyler. Sol alt, diğer insanların sizin hakkınızda bildiği ama sizin bilmediğiniz şeyler. Ve sağ alt ise sizin ya da herhangi başka bir kimsenin bilmedikleri. Merak oradan çıkar, dürtüler oradan çıkar ve sanatın ortaya çıktığı yer de orasıdır. İnsanların fotoğraflarını çekmeye ilk ne zaman başladınız? 1976 yılında daha çok topografik diye sınıflandırabileceğimiz Boston manzaraları resimlerini bitiriyordum. Bundan sıkılmıştım. Günler geçtikçe yavaş yavaş insanlar resimlere dahil olmaya başladı. Birine belli bir mesafede durunca, kişiye belli bir yakınlıkta olduğunuzda işte o zaman resim o kişi hakkında oluyor ve arka plandaki her şey çerçeveye bir şekilde dahil edilmiş oluyorlar. Yani genel görüntüyü oluşturan şeyler artık bunlar değiller. Jen Groover'ın bu konuda güzel bir sözü var. Resim yapmaktan fotoğrafçılığa geçtiği zaman şöyle demiş: "Bunu çözmem biraz zaman aldı ama fotoğrafçılık aslında çimleri de inek kadar enteresan gösterebilmekle ilgili." Brown kardeşler, eşim Bibi ve onun 3 kız kardeşine ait 41 fotoğraflık bir seri. 41 sene boyunca her sene onların fotoğraflarını çektim. Her sene 20'ye 25'lik olan aynı makineyi kullandım. Onlar da hep aynı sırada dururlar. Benim onlara söylediğim tek şey lütfen biraz daha yaklaşın oldu ki bu da aralarındaki mesafe çok açık olduğu zamanlardaydı. Birbirlerinden ayrı durduklarında onlara daha uzak durmak zorundaydım ve o zaman yüzleri daha küçük görünecekti. Dolayısıyla da duygusal ve fiziksel olarak daha az kuvvetli olacaklardı. O yüzden birbirlerine fiziksel olarak daha yakın olduklarında çerçevede daha büyük görünüyorlar ve bu sayede yüzlerinin ve mimiklerinin yarattığı fiziksel güç de daha fazla oluyor. Tamam, yaklaşık yarım saniye sürecek. Evet, şimdi yanaktan olanı bir daha alalım lütfen. Artık dijital çalışmalar yapmaya çalıştığım için yüzlerini yakınlaştıran iki insanı içeren bir seri başlattım. Yüzlerini değdirip hissettikleri şey her neyse, rahatsızlık, rahatlık, zevk veya korku gibi hislerini göstermelerini istiyorum. Tamam, daha da yaklaşın. Bence böylelikle insanlarla geçmişte olduğumdan çok daha yakın ve samimi olabiliyorum. Bu süreç neden diğerlerinden farklı? Süreç tamamen benim rahatlığımla ilgili. O yüzden bu çok da önemli değil. Daha önemlisi resimler neden diğerlerinden farklı? İnsanların kendi şahsi alanları olduğu fikrinden uzaklaşmalarını istiyorum. Bu fotoğraflarda böyle bir alan yok. Tamamen aynı alanın içindeler. Bir metroda gibiler. Bu projede yoğun duyguların ortaya çıkabilmesi için doğal olmayan bir şey yapmaya zorlanıyor ve bir alanda bir araya getiriliyorlar. Fotoğrafı çekebilmek için gereken zaman artık çok daha kısa. Yani saniyenin 8'de 1'i yerine artık saniyenin 1/100'ü de yeterli. Saniyenin 8'de 1'i için kişinin genellikle fotoğraftan haberdar olması gerekir. Ama ben dijital kamerayla da kişilerin haberdar olmasını tercih ediyorum. Yani eskisi gibi yapmaya devam ediyorum. Daha uzun ömürlü olmasını istiyorum. Fotoğrafın anlamının anı yakalamakla ilgili değil, o anı hissetmekle, anın içinde olmakla ilgili olmasını istiyorum.